Ah yarabbim. Çok şükür. İyisiniz değil mi teyzeciğim? İyi. Hayatımı kurtardın. Sana ne kadar teşekkür etsem az kızım. Trafik lambası bozulmuş. Sürücüler de hiç dikkat etmiyorlar. İzin verirseniz karşıya geçmenize yardım edeyim. Sağ ol. Gençler etraflarında yaşlı mı var, düşkün mü var görmüyorlar bile. Ah, iyi kalpli güzel kızım. Bundan sonra biraz daha dikkat edin olur mu? Hoşça kalın. Sağ ol evladım. İğrenç kokulu tohumlar mı bize kehaneti gösterecek Tork? Tohumlar alelade olabilir Yüce Hanım. Ama elimdeki bu nadide sıvı ile birleştiğinde uzun zamandır peşinde olduğumuz cevabı bize söyleyeceklerdir. Ah, ne bu? Albino yarası tükrüğü efendim. Kraliçe'ye evlenme teklifi yapmanız için en uygun zamanın bugün olduğunu söylüyor efendim. Umarım yanılmıyorsundur Tork. Tork asla yanılmaz efendim. Geleceği bilmede Tork'tan daha usta kahin yoktur efendim. Nihayet. Nihayet. Defne. Bugün o kadar çok hayal ettim ki. Sonunda aşkını elde edeceğim. Karım olacaksın. Selam size, Güneş Ülkesi'nin çocukları. Güneşin aydınlattığı her yere iyiliğinizin ışığıyla uçtunuz. Çaresiz olanlara çıkış yolu gösterdiniz. Ve umutsuzluğun pençesinde kıvranan yüreklere umudun tohumlarını attınız. Hoş geldiniz Komutan Orun. Öldüğüm için özür dilerim. Hepiniz iyilik adına pek çok sınavdan geçtiniz. Ve işte sonunda sessizlik yemini etmek üzere karşımdasınız. Sakın unutmayın. Yemine uymamak felaket getirir. Bu yüzden kutsal bir emanet gibi varlığınızı ölümlülerden gizlemek zorundasınız. Şimdi sözlerimi tekrar edin. Gökyüzünün ve yeryüzünün hakkını koruyacağıma... Gökyüzünün ve yeryüzünün hakkını koruyacağıma, yaşamın kutsallığını savunacağıma, yaşamın kutsallığını savunacağıma, zor durumda bir kere ben Defne'den daha güzelim, daha akıllıyım, daha yetenekliyim. Ve eğer güçlerim elimden alınmamış olsaydı... Sen kötüsün Iris.
Başperiler seni güneş ülkesinden göndermeye karar verirken bunu görmüş oldular. Olursa olsun güneş ülkesini koruyacağınızı biliyorum. Güneş ülkesini benden sonra yönetecek ve iyiliğin gücüne güç katacak yeni kraliçemiz Defne. Buraya gel Defne. Sensiz bir güne uyanmak istemiyorum. Sen yanımda olmadan bir gün daha yaşamak istemiyorum. Ne olur benimle evlen Defne. Kalbimin kraliçesi ol. Sahip olduğun asil kan ve içindeki sonsuz iyilik gücü bu tacın yalnızca sana ait olduğunu işaret ediyor. Bu taç senin başında olduğu sürece kötülük asla galip gelemeyecek. Yapamayacağım. Çok üzgünüm ama bunu yapamam. Sizi hayal kırıklığına uğrattığımı biliyorum. Ama ben aşık oldum. Ne? Bir insana aşığım. Ne diyorsun sen? Saçmalıyor. Bir insana aşık oldum da ne demek? Komutan Arun. Sevgili kraliçemiz delirmiş olmalı. Böyle bir şeye izin veremezsiniz. Takın artık şu tacı. Ne duruyorsunuz? Sen Güneş ülkesinin kraliçesisin. Yakında benim de kraliçem olacaksın. Başkasıyla değil, benimle evleneceksin. Yeter. Kendinize gelin. Siz ne söylediğinizi bilmiyorsunuz Komutan Arun. Sana aşık olduğumu söylüyorum. Güneş ülkesinden gidemezsiniz. Sonsuza dek burada, benim yanımda kalacaksınız. Ben kararımı verdim. Bir insana aşık oldum ve aşkım uğruna her şeyden vazgeçiyorum. Buna siz dahil kimse engel olamaz. Hiçbir şey bildiğin yok. Beceriksiz burak herif. Beni yanılttın. Ebediyen kraliçeyi kaybettim. Ama efendim, Tork kraliçenin aşık olduğunu nereden bilebilirdi? Ben mi bileceğim? Hani tohumların bilmem ne tükürüğün gerekli işareti vermişti? Ne yapayım ben şimdi seni? Yapmayın yüce komutan. Acıyım bana. Affedin yüce Arun. Merhamet gösterin. Aşkı yok edebilecek bir olsaydı, emin olun sadık hizmetkarınız Tork bunu çoktan bulurdu. Aşkmış. Güneş kraliçesi zavallı bir ölümlüye aşık olamaz. Komutan Arun haklı. Kraliçe bir ölümlüye aşık olamaz. Gel. Gel Defne. Kraliçe aşkını Güneş ülkesine tercih ediyor. Bu büyük bir felakete neden olacaktır. Sizi zor durumda bıraktığımı biliyorum. Çok üzgünüm ama burada kalırsam asla mutlu olamam. Yalvarırım beni anlamaya çalışın. Aşkı nelere tercih ettiğini biliyorsun değil mi? Biliyorum. Ölümsüzlüğü ebediyen yitirmek, sihir güçlerinden yoksun yaşamak, en kötüsü bir daha Güneş ülkesine dönememek. Selim'i çok seviyorum. Onsuz yaşayamam. Artık söyleyeceğimiz hiçbir şey ne yazık ki Defne'yi kararından döndürmeye yetmeyecektir. Bu yüzden sizlerden Peri Azat sihrini onaylamanızı istiyorum. Asla onaylamayacağım.
Efsun'u ne çabuk unuttunuz. Evet doğru. Efsun'un gitmesine izin verdik de ne oldu? Daha fazla kendinizi yormayın. Çünkü ne yeryüzünde ne de bu alemde aşkın önünde durmak mümkün değil sevgili periler. Defne çok farklı bir kız Taner. Onu çok seviyorum. Ya benimle evlenmek istemezse? O kadar akılsız olduğunu sanmıyorum. Bu fırsatı asla kaçırmayacaktır. Sen niye Defne'ye bu kadar karşısın? O da nereden çıktı şimdi kuzen? Ben ne zaman Defne'den söz edecek olsam mutlaka olumsuz bir şey söylüyorsun. Sadece hata yapmandan korkuyorum kuzen. İnan bana boşuna endişeleniyorsun Taner. Defne bambaşka bir kız. Samimi, doğal, yalansız. Biraz tanısan sen de seveceksin ama. Öyle olsun. Hadi çağır Defne'yi. Birlikte bir yemeğe gidelim. Böylece ben de onu daha iyi tanıma fırsatı bulurum. Çağıramam. Çünkü telefonu yok. Nerede yaşadığını bilmiyorsun değil mi? Ne iş yaptığını da. Ne olmuş? Ne mi olmuş? Bir de soruyor musun? Evlenmek istediğin kızla ilgili ne biliyorsun Allah aşkına? Onu seviyorum. Bu her şeyden önemli. Şuna bir baksana. Gözlerine bak bir. Benim gördüğüm sen neden görmüyorsun? Böyle gülümseyen biri yalan söyleyebilir mi? Bunu vermek istiyorum. Hayır kızım. Bu kolye sana ait. Asilkan'ı miras aldığın atalarından bir armağan. Bu kolye sahibini karanlık güçlerden ebediyen koruyacaktır. Teşekkür ederim. Ne için? Anlayışınız ve sevginiz için. Sevgili yavrum, sen istesen de istemesen de kraliçesin. Güneş ülkesinin kraliçesi. Biliyorsun değil mi? Torpu üç başlı yılan yumurtalarını bulmak için neler çekmişti. Mehan ağacık köklerim. Hemen işe koyulacaksın. Ne pahasına olursa olsun Defne benim kraliçem olacak. Ama ya periler konseyi Yüce Arun? Onları nasıl engelleyeceksiniz? Emin misiniz? Hiçbir şeyden bu kadar emin olmamıştım. Yüzyıllardır kullanılmayan karanlık güçleri harekete geçirmekten söz ediyorsunuz. Aferin. Bak ortalığı dağıtınca aklın nasıl zehir gibi çalışmaya başladı. Tok bir şey hatırlatmak istiyor izniniz olursa. Neymiş? Çok iyi korunuyor biliyorsunuz. Yüzlerce efsunla binlerce koruma bir yüzüyle. Yani onu elde etmemiz neredeyse imkansız efendim, imkansız. İmkansız diye bir şey yoktur Tork. Sadece Arun'un gazabına uğrayanlar vardır. Anladın mı? Tork çok iyi anladı efendim. Ama bu biraz zaman alabilir. İyi. Çalışmaya hemen başla o zaman. Ne evini, ne çalıştığı yeri, ne telefonunu, ne kimin nesi olduğunu hakkında hiçbir şey bilmiyorsun. Bir şeyler yapmalıyız. Arabayı hazırlayayım efendim. Gerek yok Hakan. Biraz yürüyeceğim. Peki. Iris. Beni huzurunuza kabul etmiş olmanızı neye borçluyum Yüce Arun? Yoksa zavallı, aşık komutan Arun mu demeliyim? Şansını fazla zorluyorsun Iris. Ne istediğini bir an önce söylesen iyi olur. Kovulmuş bir peri olarak dünyaya inmek için sabırsızlanıyorum da. Sana çok karlı bir anlaşma teklif edeceğim. Karlı demek. Karşılığında ne yapacağım? Defne'nin üzerinden gözünü bir an bile ayırmayacaksın.
Her şeyi bana rapor edeceksin. Çok zahmetli bir iş. Defne denen o sinir bozucu kraliçe eskisinin sürekli etrafında olmak. Yeryüzünde daha keyifli yaşamak varken niye kendime bu eziyeti yapayım? Ne istiyorsun? Ne mi istiyorum? Sonsuz güç. Ölümsüzlük. İhtişamlı bir hayat. Her şeyi istiyorum. Hem peri hem insan olarak elde edebileceğim her şeyi. Kabul. Anlaştık. Bana istediklerimi ver. Söylediklerini yapayım. Bana ne yaptın? Deli misin sen? Çabuk eski halime döndür beni. Benim için savaşacaksan sadakatinden emin olmalıyım. Neden söz ediyorsun sen? Beni hemen eski halime döndür. Yoksa... Tehdit yok. Ben işimi asla şansa bırakmam. Görevini tamamlayıncaya kadar böyle iki yüzlü olacaksın. Hayır. Ne zaman Defne benim olur, o zaman büyük ödülüne kavuşursun. Yani sonsuz güzelliği. Her zaman güzel olmak istiyorum. Bana bunu yapamazsın. Sana bunu ödeteceğim. Çok pişman olacaksın. Tamam, kabul ediyorum. Şimdi hemen dönüştür beni. Ha şöyle. Gerçeksin. İnanamıyorum. Yüzük. Yüzüğünü takmışsın. Evet sevgilim. Bir ömür boyu seninle yaşamak istiyorum. Sen ne arıyorsun burada? Güneş ülkesinin kraliçesi. Seni görmeye geldim. Ama sıradan bir ölümlü olarak hiç de iyi görünmedin gözüme. Aksine çok iyiyim Arun. Benden ne istiyorsun? Bir yeryüzü yılı boyunca hep pişman oldum. Dönmeni bekledim. Ve zavallı bir ölümlüyle benim aramdaki farkı er geç anlayacağını umdum. Boşuna beklemişsin Arun. Ben burada çok mutluyum. Bir daha da sakın karşıma çıkma. Peki. Madem istiyorsun git bakalım. Ama çok yakında kendi isteğinle döneceksin bana. Hayal kuruyorsun. O kadar emin olma kraliçem. Ne demek şimdi bu? 3 gün, 3 dakika, 3 saniye sonra hala güneş ülkesine ve bana dönmemişsen... Evet. Kocan ve bebeğin. İkisi de benim çizdiğim kaderi yaşayacaklar. İkisi de ölecek. Böyle bir şey asla cesaret edemezsin. Başbeyler buna asla izin vermez. Başbeyler mi? Esnar hepsini ya. Semaya mesikisan. Hediye bebeğe ulaştı. Ah!
Daha doğmadan hediyesini verdim bebeğine. Tekrar görüşeceğiz kraliçe. Bebeğim. Bebeğime bir şey olmasın. Bebeğime bir şey olmasın. Bebeğim. Doğumhane kaçıncı katta acaba? Asansörle çıkın, yukarıda ikinci katta. Bebeğim. 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 Defne, Defne iyi misin? Selim. Bebeğim. Canım, bebeğim yok. Selim bebeğimi almış. Bebeğim yok. Çok iyi. Kızımız çok iyi aşkım. Sadece biraz erken doğdu, o kadar. Endişelenme, tamam mı? Merhaba. Annemizi ziyarete geldik. Ben birazdan gelip alırım küçük prensesi. Çok güzelsin sen. Çok miniksin. Aşkım. Anneye mi bakıyorsun sen tatlı kızım? Güzel bebeğim benim. Muhteşem bir duygu bu. O bizim kızımız Selim. Bebeğim benim. Güzel bebeğim. Bebeğim. Bu nedir? Bugünün hayaliyle senin için yaptırmıştım. Ama... Onunla konuşurken sanki beni dinliyor gibi. Bebekler göz teması kuramaz derler. Ama kızım gözlerini gözlerimden hiç ayırmadı. 3 gündür prensesimle kendine gelmeni bekliyorduk annesi. 3 gün mü? Tam 3 gündür çok derin bir uykudasın aşkım. Doktorlar nedenini çözemediler. Kabus gibiydi. Ama şimdi hepsi geçti. 3 gün, 3 dakika, 3 saniye sonra hala güneş ülkesine ve bana dönmemişsen kocan ve bebeğin benim çizdiğim kaderi yaşayacaklar. Defne iyi misin? Yok, yok bir şeyim. Nasıl yok bir şey? Rengin sapsarı oldu. Gidip bir doktor çağıracağım. Ne yapacağım ben şimdi? Ne yapacağım? Selim'in, kızımın hayatını nasıl kurtaracağım? İşte kraliçenin bebeği için hazırladığım 7 hediye. 7 büyük kötülük. Bakalım kraliçe bunu öğrendiğinde bana direnebilecek mi? 3 gün, 3 dakika, 3 saniye. Az sonra tamamlanacak Yüce Arun. Kraliçe henüz buraya dönmediğine... Dönecek! Dönecek. Ama o döndüğünde Arun'un çizdiği kaderin çoktan işlemeye başladığını görecek. Artık dönüşü yok. 7 büyük felaket yaşadığı sürece bebeğin peşini bırakmayacak. Biri mutlaka çocuğunun sonu olacak. İyi ama. Gözyaşı. Seres. Ters yüz. Hora.
Korku. Denera. Umutsuzluk. Oraka. Uzaklık. Kesna. Hastalık. Sone. Ölüm. İşte başlıyor. Sevgili kraliçemizin bebeği gözyaşına doğdu. Zavallı anne. Zavallı bebek. Koruyacak bebeği. Kötüler sana ulaşamayacak. Buna mecburum kızım. Beni affet. Delireceğim ya. Size karımla bebeğimi bulun diyorum. Herhangi bir tartışmanız oldu mu? Yani size kızdıysa... Ne diyorsunuz siz? Böyle bir şey olmadı. Fikir yürüteceğinize işinizi yapsanıza. Bakın her türlü ihtimali düşünmemiz lazım Selim Bey. Ya bir iki dakikadan ayrıldım diyorum. Doktora haber vermeye çıktım. Döndüğümde ne karım ne kızım vardı. Her yere baktım yok. Kapıdaki görevlilerle herkesle konuştum. Hastaneden çıktıklarını gören olmamış. Nasıl olur ya? Çıldıracağım. Bakın bulacağız onları. Her taraf güvenlik kameralarıyla dolu. Mutlaka birine takılmış olmalı. Lütfen sakin olun Selim Bey. Bana sakin olmamı söylemeyin. Karım ve kızım kayıp. Nerede olduklarına dair en ufak bir fikrim yok. Ya başlarına kötü bir şey geldiyse? Komutan Arun. Saygıdeğer periler, beni çağırtmışsınız. Bu her şeyden habersiz tavrınız beni hiç şaşırtmıyor artık. Defne gittikten sonra o kadar değiştiniz ki bambaşka biri oldunuz. İyi ve kötü arasındaki farkı unuttunuz komutan. Siz iyi ile kötü arasındaki farkı ayırt edebilseydiniz... ...kraliçenin burayı terk etmesine asla izin vermezdiniz. Bu küstahlığa daha fazla müsaade edemem. Yaptıklarının cezasız kalacağını sanıyorsan yanılıyorsun. Senin yüzünden Defne ve ailesine zarar gelmesine asla izin vermeyeceğim. İzninize ihtiyacım yok. Bundan sonra Güneş ülkesinde hiçbir hükmünüz olmayacak çünkü. Ebedi suskunluk sandı. Yüzlerce yılın karanlığı. Hayır sakın. Sakın yapma komutan Arun. Sandı sakın açma. Olamaz hayır. Requiem aeternam oferus. Hayır, olamaz. Bulamadılar mı yavrucuğum? Ne yapacağız şimdi? Rıza Hanım bu işe ne diyecek kim bilir? Of, sus hadi.
acıyor. Tamam, bak yalnız değilsin. Ben buradayım. Yanındayım. Ama bu güneş diliyle yazılmış. Efsun. Bu bana yazılmış. Efsun. Aşk ve sonsuzluk arasında tercihini aşktan yana yaptığını biliyorum. Bu yüzden kızımı yeryüzünde emanet edebileceğim tek kişi sensin. Ona iyi bakacağından ve benim kadar seveceğinden eminim. Çünkü sen biraz bensin. Bir gün gelip alana kadar bebeğimin yanında kalmasını istiyorum. Onu çok iyi koru. Tılsımlı kolye sana yardımcı olacak. Sepetin içinde bulacağım mücevheri kızıma iyi bir yaşam sağlamak için kullan. Sana güveniyorum. En kısa zamanda dönmeye çalışacağım. Eğer sözümde duramazsam diğer mektubu zamanı geldiğinde kızıma ver. Ve ona benim hikayemi anlat. Güneş ülkesinin kraliyet arması. Sen çok özel bir bebeksin. Ben de senin seçilmiş koruyucunum. Ağlama. Evine hoş geldin kraliçe. Baş periler nerede? Ne yaptın sen? Gücün yok artık kraliçe. Ben isteyene kadar da olmayacak. Güçlerini ancak benimle evlendiğinde geri alabilirsin. Sus annem, sus. Kimse sesimizi duymasın. Efsun. Ne yapıyorsun gecenin bu saatinde? O kucağındaki ne? Şimdilik yapabileceğimiz her şeyi yaptık Selim Bey. Maalesef karınız ve kızınızla ilgili en ufak bir ipucu elde edemedik. Bu kadar mı yani? Bunu söylemek için mi geldiniz? Ama Selim Bey, güvenlik kamerası kayıtlarını titizlikle inceledik. Ana kapıdan da çıkış yapmamışlar. Koridordaki kamera kayıtlarında da yoklar. Bana sorarsanız kuş olup uçtular derim. Yeter. Yeter bu kadar. Daha fazla dinlemek istemiyorum. Gidin lütfen. İyi geceler. Selim'cim. Duyar duymaz döndük. Nasılsın? Nasıl olduğu belli değil mi kocacığım? Zavallıcık harap olmuş. Canım. Hoş geldiniz. Buna inanamıyorum. Sana aşık olduğuna neredeyse beni bile inandırmıştı. Ona söylemeyecek misin Taner'cim? Neyi söyleyecek? Yoksa Defne'nin nerede olduğunu biliyor musunuz? Nerede olduğunu bilmiyoruz. Ama neden gittiğini biliyoruz kuzen. Taner karının tam bir para avcısı olduğunu söylemişti. Bu yüzden kaçtığını öğrenince hemen hesapları bir kontrol edelim dedik. İris senin hesabından yüklüce bir miktarın yurt dışında bir bankaya aktarıldığını öğrendi. Hesapta Defne'nin adını. Ay öğrenince biz de inanamadık. Gerçi karınla tanışmak bir türlü kısmet olmadı. Ama senin ona nasıl aşık olduğunu düşündükçe... Senin güvenini kazanıncaya kadar bekleyip ondan sonra da harekete geçmiş. Çok iyi bir plan. Bence bunu tek başına yapmamıştır. Kızını buna alet etmiş olması da başka türlü bir insafsızlık. Bir anne böyle bir şeyi nasıl yapar?
yüzlerce yıl güneş ülkesini karanlık tehlikelere karşı korudun. Şimdi karanlığın hükmünü sürdürmek istiyorsun. Bu kadar kötü olmak için bana bir sebep söyle. Bunun tek sebebi sensin kraliçem. Benim için güneş ülkesi demek sen demek. Senin olmadığın bir güneş ülkesi umurumda bile değil. Sen delirmişsin. Bütün bunların başka bir açıklaması olamaz. Seninle karşılaştığımız o gün, karnına dokunduğumda daha doğmadan hediyesini verdim bebeğine. Yedi büyük kötülük hayatı boyunca bebeğinin peşini bırakmayacak. Hastasın sen. Beni burada daha fazla tutamazsın. Nereye gidiyorsun kraliçe? Artık güçlerin yok. Gidebileceğin bir yer de yok. Sen günlerini umutsuzluk hücresinde geçirirken nefretin ve öfken bebeğinin peşinde olacak. Korkma. Sevgi onu koruyacak. Sevgi kızını koruyacak. Sevgi küçük prensesi koruyacak. Kızıma asla dokunamayacaksın. Neden aldın içeri? Polisi çağırsaydın. Burası yetimler yurdu mu canım? Ama Feza Hanım. Seçkin, iyi ailelerin çocukları kalıyor burada. Bu bebek kimdir? Nereden geliyor biliyor musun? Ama ben... Hastalıklı mı? Başka bir marazı mı var? Götür bırak tekrar yerine. Ya da haber ver polise gelsin alsın. Feza Hanım. Nedir bu? Sepetin içinden çıktı Feza Hanım. Bebeği bırakanlar her yıl bu taşlardan bir tane göndereceklermiş. Hadi canım. Gerçekten mi? Her yıl. Bir tane. Evet. Ama bir şartları var. Neymiş? Bebeğe özel davranılmasını istiyorlar. Özel mi? Yani nasıl özel? Kendini bir prenses gibi hissetmesini sağlayacak kadar özel Feza Hanım. Prensesim, balım, yok, 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 yok. Bak prenses, ne isim vereceğiz biz sana? Ha kızım, ne olsun benim kızımın ismi? İsim mi dert oldu şimdi? Kimsesiz bebeklere verilen isimlerden bul bir tane. Kader koy olsun bitsin. Öneriniz için teşekkürler Feza Hanım. Ama bu bebek sandığınız kadar kimsesiz değil. En azından ben yanındayken. Aman bana ne? Ne isim verirsen ver. Ben gelecek paraya bakarım. Sen de bu kıza kendini kaptırıp işlerini ihmal etmezsin inşallah. Feza Hanım, eğer bebeğin burada kalmasına razı değilseniz baştan konuşalım. Ben işten ayrılır bebekle ilgilenirim. Biliyorsunuz her yıl bir tane. Yok canım. Ne ayrılması, ne gitmesi Efsun? Aa, bir şey mi dedim şimdi? Bu sevimli bebeğin bana ne zararı olur? Hı? Ben seni avucumun içi gibi bilirim. Boş ver sen onu kızım. Nerede kalmıştık? Ben sana bir isim buldum galiba. Öyle dupduru bir güzelliğin var ki. Melekler başucundan ayrılmasın. Uzun bir yolun olsun. İyilik sonsuz ışıklarla aydınlatsın yolunu. Adın Duru olsun. Duru. Thank you.
Deliriyorum galiba. Durun. Mektup. Mektubum gelmiş. Geliyorum Esma anne. Sonra oynasak olur mu? Git hadi git. Ay. Önüne baksana sakar şey. Affedersiniz öğretmenim. Affedersinmiş. Nereye koşuyordu gıcık böyle? Bir gün affedebilecek misin beni prenses? Ne yaptıysam senin mutluluğun için yaptım yavrum. Canım yavrum, benim güzeller güzeli prensesim. Öyle mutlu etti ki mektubun bizi. Babam da, ben de okumayı bitirdiğimizde kahkahalarla gülüyorduk. Bu kitaplarla boşuna zaman harcıyorsun kraliçe. Seni buradan çıkaracak sihri hiçbir kitapta bulamazsın. Bunu sadece ben yapabilirim. Bunun için de ne yapman gerektiğini çok iyi biliyorsun. Ağzından çıkacak tek bir kelimeyle sana özgürlüğünü verebilirim. Hiç bıkmaz mısın sen? Ne yaparsan yap cevabımın değişmeyeceğini ne zaman anlayacaksın? Asla. Ama asla seninle evlenmeyeceğim. Sen bilirsin kraliçe. Bir gün kızının artık nefes almadığını öğrendiğinde, o sersem ölümlü kocanın seni unuttuğunu anladığında nasıl olsa başka bir seçeneğin kalmayacak. O zaman seni buradan çıkarmam için bana yalvaracaksın. Bir gün biri yalvaracak, evet. Ama o ben değil, sen olacaksın. Sen Arun, yaptıklarının bedelini ödeyeceksin. İlaçlarınızı getirdim efendim. Aldın mı ilaçlarını? Hepsini yuttu mu? Hı hı. Gözlerine gördün içtiğini değil mi? Yani içmemiş olamaz. Hayır. Tembih ettiğiniz gibi Selim Bey hepsini bitirene kadar başından ayrılmadım efendim. Pis cadı. Eve yerleştiği yetmiyormuş gibi bir de ilaçla uyutuyor zavallıyı. Günaydın. Nasılsın bu sabah? İyiyim Iris. Sağ ol. İyiyim diyorsun ama gözlerin hiç öyle söylemiyor. Senin için ne kadar üzülüyorum bir bilsen. Artık iyileşmeni, aramıza dönmeni istiyorum. Ben de çok acılar çektim biliyorsun. Ah, Taner'cimin erken vefatı. Yapayalnız bırakıp gitti bizi. Sen olmasan ne yapardım hiç bilemiyorum Selim. Ben yapmam gerekeni yaptım sadece. Unut artık. Neyse, ben gidip kahvaltını getireyim. Ya Iris gerçekten... Aa, hiç duymak istemiyorum. Erkenden kalkıp börek yaptım sana. Yiyeceksin, mecbursun. Çok karanlık burası. Şu perdeyi açalım. İçeri biraz ışık girsin.
Bazen çok eğlenceli şeyler anlatıyor. O kadar çok seviyorsan gidip onunla arkadaş ol. Katılıyorum. Nisa niye Duru'dan hoşlanmıyorsun? Hoşlanmıyor muyum? Yanlış canım. Niye nefret ediyorsun diye sormalısın. Sizce ailesi o kadar zengin midir? Okula bizden kat kat fazla para ödüyorlarmış. Babasının Japonya'da bir sürü şirketi varmış. Ben babasının bilim adamı olduğunu duymuştum. Uzakta bir yerlerde araştırma yapıyormuş. Duru Mısır'da prenses değil miymiş yani? Tabii. Ay çok komiksiniz. Hepsi yalan. Bu saçma şeylere nasıl inanıyorsunuz? Ailesi o kadar zengin olsaydı mektup yeni mi gönderdi canım? O da anlıyormuş. Hiç anlamadım. Hem niye hiç kızlarını görmeye gelmiyorlar? Bu zenginliğin uçakları yok mu? Bu kız kimsesiz bir zavallı bence. Bütün bu yalanları da o Efsun denilen kadın uyduruyor. Bir gün her şey ortaya çıkacak. Göreceksiniz. Reddetti. Evlenme teklifimi yine reddetti. Hepsi sizin suçunuz. Onun evlenmesine izin vermeseydiniz. Ama sonunda kazanan ben olacağım. Ben. Kayıp. Gelecek. Gelecek. Prenses. Prenses. Kayıp prenses yakında gücünü kazanacak. Senin sonunu o getirecek Arun. Kayıp prensesin gücü seni alt edecek. Kayıp prenses mi? Alfa, B. Üç kere A, A, A. Üç kere B, B, B. Üç kere A. Üç kere B. Üç kere A, A, A. Alfa, ne bu gürültü canım? Yine mi sen? Bıktım senin cırcır sesini duymaktan. Ben ne yaptım şimdi öğretmenim? Daha ne yapacaksın? Öğretmenin sınıfa giriyor. Sen hala vır vır konuşuyorsun. Ama herkes konuşuyor. Hem teneffüs bedava. Bir de cevap yetiştiriyor. Saygısız. Zil çaldı, duymadın mı? Geç yerine çabuk. 12. sayfayı açın çocuklar. Uf, ne gıcık ses. Kayıp prensesmiş. Kraliçenin kızı benim sonum olacakmış. O kız ölümlü bir adamdan olma bir kere. Sihirli güçlere sahip olması mümkün değil. Değil mi Tork? Tork gücü arına katılıyor. Bu kızın daha birinci kötülükte yok olması gerekiyordu. Nasıl kurtulmuş olabilir ha? Nasıl? Sevgi gücü arın. Sadece karşılıksız duyulan büyük bir sevgi gözyaşını dindirebilir. Bunu şimdi mi söylüyorsun sefil kay? Tork nereden bilebilirdi ki efendim? Kimsesiz bir kızı kim bu kadar çok sevebilir? Annesi elimizde tutsa babası adeta yaşayan bir ölü. Başka kim? Hep böyle yapıyorsunuz. Artık daha fazla sessiz kalamayacağım. Haksızlık bu. Bir bana verdiğiniz tatlıya bakın, bir de Duru'nunkine. Benimkinde hiç ceviz yok. Ay üstüme iyilik sağlık. Hiç öyle şey olur mu kızım? İkinizin tatlısı da aynı bak. Sizin gözünüz iyice bozulmuş galiba. Nil haklı Efsun. Niye bu kaseler böyle farklı? Sanki ben doldurdum Fezza Hanım. Yemek şirketi böyle gönderiyor. Ama senin de dikkat etmen gerekiyor Efsun.
Bunu al. Onun da cevizi al. Benimkini al Nil. İyi fikir. Umarım o tatlıyı yiyemezsin. Gelecek cüceler ne dediler? Başperilerin söyledikleri doğru muymuş? Ha? Konuşsana. Tork konuşamaz. Eğer hemen o lanet delikte ne gördüğünü söylemezsen bir daha hiç konuşamayacaksın. Yüce Efendi Tork'a çok kızacak. Gelecek cüceleri felaketi haber verdiler. Ne yazık ki kehanet doğruymuş Büyük Arun. Ne? Ne diyorsun sen? Küçük kız annesinin gücüne sahip, hatta daha fazlasına. Bir de ne? Yüce Efendi'nin sonunu kayıp prenses getirecek. Tork demedi. Gelecek cüceleri söyledi. Yalan. Büyük bir yalan bu. Tork halledecek. Tork gerekeni yapacak. Tork kayıp prensesi bulacak. Efsun. Dur Hanım'ın ailesinden hala tık yok. Bugün yarın yatırırlar. Eminim Fezza Hanım. Biraz daha sabır. Sabrında bir sınırı var canım. Taş olsa çatlar. Hem kızını özel okulda okutacaksın, hem de parasını ödemeyeceksin. Oh ne âlâ iş. Hayır kurumu mu işletiyoruz burada? Bak Efsun. 10 gün içinde bu para yattı. Yoksa... Efsun Yazgan. Benim. Paketiniz var. Burayı mı? Evet. Teşekkür İyi günler. Ederim. İyi günler. Ne bu? Elbise. Ne elbisesi? Yıl sonu balosu için Duru'ya aldım. Ne? İnanamıyorum. Ben o kıza aylardır para almadan bakıyorum. Ama hanımefendi hala bir prenses gibi sefa sürüyor. Efsun, parayı nereden buldun sorabilir miyim acaba? Bu elbiseyi Duru'ya ben aldım Fezza Hanım. Kendi paramla. Öyle mi? Madem Duru Hanım için para harcamayı bu kadar çok seviyorsun, bir zahmet okul taksitlerini de ödeyiver. Gerekirse öderim. 7 yıl bir kez bile aksamadı ödemeler değil mi? Herkesin ödediğinden kat kat fazlasını aldınız Duru'dan. Bir an önce alsam iyi olur. Yoksa anlamam. Girin. Avukat bey geldiler efendim. Buyurun. Nasılsın Selim? Cemil abi, bir haber var mı? Kızımdan bir haber getirdin mi bana? Çok üzgünüm oğlum. Bak oğlum. Sen yıllarca uğraştın didindin. İkimiz de onları bulabilmek için her yolu denedik. Belki de artık kızını ve Defne'yi... Sus Cemil abi. O kadının adını bile duymak istemiyorum. Öyle olmaz Selim. Karına duyduğun nefret seni yiyip bitirecek. Kızına duyduğun hasreti anlıyorum. Ama yaşadığın umutsuzluk seni her geçen gün hayattan koparıyor. Kendine gel artık. Bu odadan dışarı çık. Yaşamak için bir şeyler yap. O kapının ardında beni mutlu edecek hiçbir şey kalmadı. Hiçbir şey. Cemil Bey, aslına bakarsanız buraya 2'de 1 de gelip de onları hatırlatmanız bence hiç doğru değil. Böyle davranarak Selim'e zarar veriyorsunuz. Ne yapmamı önerirsiniz İris Hanım? Ben onunla ilgileniyorum. Biliyorum. Onunla, parasıyla, her şeyiyle gayet iyi ilgileniyorsunuz. Yerinizde olsam ben de işime karışılmasını istemezdim. Her neyse, Selim emin ellerde. İçiniz rahat olsun. İyi günler. Ah,
nasıl diyor ölümlüler? Bir sen eksiktin. Ne bu? Duru'nun okul taksidi için. Yeterli olmadığını biliyorum. Bu ayki maaşımın hepsini üstüne eklersiniz. Kalanı da yıl sonuna kadar mutlaka hesabınıza yatıracaklar. Nereden biliyorsun ödeyeceklerini? Telefon mu ettiler? Yoksa eski usul mektup mu yazdılar? Hı? Kıza gelen mektupları senin yazdığını da biliyorum. Bunun için yaptığımı da anlıyorsunuzdur o zaman. Doğrusu pek anladığım söylenemez. Kimsesiz, kapı önüne konan bir çocuğu niye bu kadar sahiplendiğini bir türlü aklım almıyor. Varını yoğunu ona harcamanı da. Bunun sizi ilgilendirdiğini sanmıyorum Fezza Hanım. İzninizle işimin başına dönmem lazım. Ölümlüler, tiksin kim yani? Benden ne istiyorsan hemen söyle. Bir an önce eski halime dönmek istiyorum. Katlanamıyorum bu halime. Ben de seninle zaman geçirmeye meraklı değilim. Çok önemli bir görev için çağırdım seni. Neymiş? Bu görevi başarırsan belki o çok istediğin sonsuz güzellik ve gençliği sana verebilirim. Duymak için sabırsızlanıyorum. Kayıp prensesi bulacaksın. Kayıp prenses mi? O da kim? Anne. 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 Geçti, geçti, geçti. Sadece bir rüyaydı. Ona yetişemedim Efsun anne. Peşinden gittim ama bulamadım. Bu bir rüya yavrum. Annen bir gün uzaklardan gelecek. O zaman hiç böyle rüyalar görmeyeceksin. Neden gelmiyorlar öyleyse? Niye işleri bu kadar çok? Beni çok sevdiklerini söylüyorlar ama bence... Sakın, sakın böyle şeyler düşünme. Annenle baban seni dünyada her şeyden daha çok seviyorlar. O zaman ben almaya niye gelmiyorlar Esma anne? Gelecekler. Neredesin bir tanem? Ne yapıyorsun şimdi? Seni bir kerecik görebilmek için canımı bile verirdim. Ama annen çok güçsüz. Çaresiz. Canım. Ay geç kaldım. Bitiremedim temizliği. Hezacılısı da az sonra burada olur. Yardım edeyim mi? Yok gülüm. Şu masayı da toplayayım kaçacağım ben de zaten. Ay anam anam anam. Yandım ben. Yandım ki ne yandım. Aha da geliyor. Bittim ben bittim. Mahvoldum Duru.
kuruyunca düzelir belki. Yok, düzeleceği yok. Kesin işten atar beni. Besbelli hepsi önemli kağıtlar. Bilerek dökmedin ki Kumru abla kazayla oldu. Ah, kazadan beladan anlar mı o? Keşke hemen kursa. Pezaretten hiçbir şey anlamasa. Ay, ne yapacağım ben şimdi? Ne oluyor burada? Ne yapıyorsunuz siz burada bakayım? Ne saklıyorsunuz arkanızda? Hiçbir şey. Yani şey oldu Feza Hanım. Çok kızacaksınız bana ama. Onun hiçbir suçu yok öğretmenim. Kazayla oldu. Neymiş bakayım kazayla olan şey? Neyi kırdınız? Çekilin, çekilin şuradan. Ama nasıl olur? Neden söz ediyorsun sen şapşal şey? Hiçbir şey öğretmenim. Siz beni aptal mı sanıyorsunuz? İkiniz burada bir işler çevirmişsiniz besbelli. Az önce çok kızacağımı söylüyordun. Marifetin neyse anlat çabuk. Ben nasıl olsa öğrenirim biliyorsun. Kumru ablan işi tam bitmeyince siz kızarsınız diye korktu. Ne zaman tam yaptın ki beceriksiz şey? Bir sürü işim gücüm var benim. Sizinle uğraşamam. Hadi dışarı. Alın şunları da. Hadi. Nasıl oldu bu? Hiçbir şey anlamadım. Ben de. Olmalı. Bana ulaşacak kadar güçlü bir iyilik yapmış olmalı. Disney'e yolda gideceğiz biz. Süper, keşke benim annem de beni götürse. Duru, sen nereye gideceksin tatile? Annenle babanın yanına mı? Yoksa onlar mı buraya gelecekler? Melis, sen hiç Duru'nun ailesini gördün mü? Ne sandın? Tabii gelecekler. Söylesene Duru. Hani mektupta yazmışlardı ya. Bak sen, mektup ha? Merak ettim. Ne zaman geliyorlar? Bilmiyorum. Ne olur gel anneciğim lütfen. Beni yalnız bırakmayın. Çok güzel. Nasıl kondu böyle yoluna? Hiç böyle güzel bir güvercin görmemiştim. Ses etti sanki değil mi? Doğru da sana geldi Duru. Bilmem öyle mi oldu? Güvercinler öyleymiş. Annenle babam bu kez kesin gelecekler Duru. Kuşlardan nefret ederim. Bir de olur olmadık zamanlarda insanların üstüne pislerler. Katılıyorum. Kıskanç. Çok güzel bir güvercin bu Duru. Kızım. Canım. Bu o. Kızım benim. Nerede kaldın kuzum? Merak ettim seni. Güvercinle beraberdim Efsun anne. Zamanın nasıl geçtiğini fark edemedim. Güvercin mi? Hangi güvercin? Bugün bahçede yanıma kondu.
Çok şirin, böyle pamuk gibi bembeyaz. Beyaz, bembeyaz. Hı hı. Yani üzerinde hiç bir leke yok muydu? Aa, yoktu. Tüyleri de kabarık kabarıktı. O geldi. Sonunda geldi. Beni çok sevdi Efsun anne. Benden hiç kaçmadı. O senin annendi yavrum. Yıllardır özlemini çektiğin annendi. Giderken de böyle gagasıyla yanağım dokundu. Sanki öptü beni. Ama neden insan olarak çıkmadı kızının karşısına? Doyasıya sarılıp öpüp koklamadı. Güvercin olabiliyorsa onu da yapabilir. Şimdiden çok özledim onu. Sence yarın yine gelir mi Efsun anne? Gelecek, eminim. Gerçekten mi? Ama geldiği zaman bana da haber vereceksin. Ben de görmek istiyorum onu, tamam mı? Tamam. Onunla mutlaka konuşmalıyım. Neler olduğunu öğrenmeliyim. Bugün çok acayip bir şey daha oldu Efsun anne. Ne oldu? Bu saatte ne arıyorsun sen burada? Yuvanı mı kaybettin yoksa? Yüzüğü çıkarmış. Yüzüğümüzü takmıyor artık. Bütün kağıtlar ıslanmıştı. Yazılar birbirine karışmıştı. Sonra birden hepsi eski haline geldi. Yanlış görmüşsünüzdür belki. O kadar fazla ıslanmamıştır kağıtlar. Hayır Efsun anne, gördüm. Hepsi ıslaktı. Çok garip değil mi? Bir kere de Fezler benim topuk sesine gıcık olmuştum. Bir de baktım topu kırıldı. Belki de sabah giydiğinde kırıktı topu. Fark etmedi. Bence bütün bu olanlar çok garip. Bunların hepsi çok normal yavrum. Çünkü sen bir perisin. Kızım, yavrum, inanamıyorum. Tamam da ya biz inanmazlarsa? O zaman biz de bizi inanmaları sağlayacak bir şeyler yaparız. Hem bence Feza Hanım da kızdan nefret ediyor canım. Eğer planımı başarırsak Nur'dan tamamen kurtulacağımıza eminim. Peki ben ne yapıyordum? Bir daha anlat hadi. Bak şimdi iyi dinle. Şimdi sınıfa gidiyorsun, seni pazartmak. Kraliçeyi serbest bıraksam hemen kızına koşacaktır. O zaman kızı bulabilirim. Ama ya ikisi birden ortadan kaybolursa? Ya kraliçenin gücü kızının gücüyle birleşirse? Yüce Harun, Yüce Harun, zamanı geldi, zamanı geldi Yüce Efendimiz. Gidelim. Hemen doktora götürsünler seni. Gerek yok. Niye ağrıdığını biliyorum. Dolabımda her zaman kullandığım bir şurubum var. Onu alırsam hiçbir şeyim kalmaz. Ama oraya kadar yürüyemem. Ben getiririm, anahtarını ver. Çok iyisin Duru. Üst çekmece de olacaktı. Hı-hı. Hadi gidelim. Girebilir miyiz? Gel çocuğum. Şey öğretmenim, biz sizinle bir şey konuşmak istiyorduk. Önemli bir şey.
Ne çocuğum? Ne oldu? Yani bilmeniz gerekir diye düşündük. Çekinme yavrum. Söyle ne söyleyeceksen. Şey efendim, anlatacaklarımız Duru ile ilgili. Bir süredir eşyalarımız çalınıyor. Galiba hepsini Duru çaldı. Başladı Yüce Hanım. Kıza ulaşmak üzere. Şu andan itibaren kayıp prensesin hayatı ters yüz olacak. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Duru böyle bir şey asla yapmaz. Çocukların lafına inanıp böyle bir şeye nasıl kalkışırsınız aklım almıyor. İftira atıyorlar kızıma. Çok açık. Nasıl bir oyun bu? Saçmalama Efsun. Küçücük çocukları neyle suçluyorsun sen? Siz Duru'yu daha kötü bir şeyle suçluyorsunuz ama. Az sonra iftira mı gerçek mi birlikte göreceğiz. Madem bu kadar eminsin Duru'dan, böyle telaşlanmana hiç gerek yok, öyle değil mi? Peki, iyice bakın her yere. Ama aradığınızı burada bulamayacaksınız. Az sonra ne büyük bir hata yaptığınızı anlayacaksınız. Güvercin benim yanıma geldi. Çok güzeldi. Sen hala burada mısın? Nerede olacaktım? Kapının önünde tabii ki. Ne saçmalıyorsun Nil? Şaka yaptığını sanıyorsan hiç komik değil. Ne şakası? Gerçeği söylüyorum. Gerçek yüzün sonunda ortaya çıktı canım. Fezartman senin nasıl bir hırsız olduğunu öğrendi. Seni okuldan atmaya karar verdi. Ne? Ben hırsız değilim, tamam mı? Böyle bir şey nasıl söylersin? Evet Nil, bu söylediğin çok çirkin. Ama gerçek bu canım. Dolabında bir sürü eşya bulmuşlar. Bizden çaldığın eşyaları yani. Ben hiçbir şey çalmadım. Çalmadım, anladın mı? Fez Örtmen öyle düşünmüyor. Yalan, yalan hepsi. Fez Örtmen anlatacağım. Ben hiçbir şey yapmadım. Yapmadım. Öğretmenim, doğru mu Nil'in anlattıkları? Beni okuldan atacakmışsınız. Duyarsızlık yapmışım. Bu ne edepsizlik? Bir de utanmadan hesap mı soruyorsun bana? Yalan söylüyorlar. Hepsi yalan öğretmenim. Ben kimsenin bir şeyini almadım. Almam. Odama gel çabuk. Yalan öyle mi? Demek yalan söylüyor arkadaşların. Peki bunlara ne diyeceksin Duru? Hı? Şu fotoğraflara bak. Dolabı karıştıran kişi sen değil misin? Benim ama ben yapmadım. Ben hırsız değilim öğretmenim. İlaç arıyordum. Bunlar da dolabından çıktı. Oraya yürüyerek gitmediler herhalde. Benim dolabımdan mı? Nasıl olur? Benim değil ki bunların hiçbiri. Yeter. Her şey bu kadar açıkken yalanlarına daha fazla tahammül edemeyeceğim. Okulumda senin gibi birini istemiyorum, anladın mı? En kısa zamanda terk edeceksin burayı. Kovuldun. Ben yalan söylemiyorum, tamam mı? Ben hırsız değilim. Hala konuşuyor. Çık. Çık dışarı. Bugün bu yaptığınıza çok pişman olacaksınız. Annem ve babam önce size çok kızacaklar. Gelip hesap soracaklar. Onlar bana inanır. Ne anne babasından söz ediyorsun? Senin kimsen yok.
Hı hı. Daha kundakta bebekken sokağa terk edilmiş bir çocuksun sen. Doğru değil bu. Benim annemle babam var. Öyle mi? Bunca yıldır neredeler peki? Uzaklarda. İşleri var. Çalışıyorlar. Ama yakında gelip beni alacaklar. Son mektuplarında öyle yazmışlardı. Mektup mu? Hepsi düzmece. Yalan dolan. Kimsenin sana mektup falan yazdığı yok. Hepsini Efsun yazdı, aptal çocuk. Efsun anne seni kandırdı.